Milli takımımız UEFA Euro 2020 elemelerinde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde yarın oynayacağı özel karşılaşmada Özbekistan karşısına çıkıyor. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumunda saat 21'de başlayacak müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanović yönetecek. Jovanović'in yardımcılıklarını ise Uroš Stojković ve Milan Mihajlović yapacak. Özbekistan karşılaşmasıyla 569. kez sahaya çıkacak A milli takım, 96 yıllık tarihinde 299'u resmi, 270'i özel, 568 maçta biri hükmen olmak üzere 215 galibiyet aldı. 133 defa berabere kaldı. 221 kez de yenildi. Ay Yıldızlı ekip 243'ü deplasmanda, 246'sı evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlardan 3'ü hükmen galibiyetten toplam 749 gol attı. Kalesinde ise 820 gol gördü. Milli takımımız Özbekistan ile bugüne kadar A milli takım seviyesinde hiç karşılaşmadı. Öte yandan 2 Haziran'da Alanya'da Özbekistan ile oynayacağı özel maç öncesinde A milli takımın teknik direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Merih Demiral yarın akşam basın toplantısı düzenleyecek. A milli takımın kamp yaptığı Regnum Karya Golf Spa Resort'ta bugün gerçekleştirilecek toplantı saat 18.30'da başlayacak. A millilerin müsabaka öncesindeki son çalışması ise saat 19'da Zeynep Otel'in sahasında. İdmanın ilk 15 dakikalık bölümü medya tarafından takip edilebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu seçimli olağanüstü genel kurulu 230 delegenin katılımıyla Ankara JV Marriott Otel'de yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun genel kurulunda Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı seçildi. Özdemir, genel kurulda yaptığı konuşmasında, "Türk futbolunu hak ettiği seviyeye yükseltmek, spordan keyif alan ve mutluluk duyan insanları arttırmak temel hedefim olacaktır," dedi. İlk spor yöneticiliğine Ankara Gücü'nde başlayan Özdemir, uzun yıllar Fenerbahçe'de görev yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda 4 yıl başkan vekilliği görevinde bulunan Özdemir, "Yıldırım Bey ile başladığımız projeleri devam ettirmek, yenilerini eklemek, Türk futbolunu daha da ileriye taşımak için federasyon başkanlığına aday olarak sizlerin huzurundayım," ifadelerini kullandı. Başkanlığın ardından yönetim ve denetleme kurulu üyeleri de seçildi.